Haziran 2015 günü Edirne'de koşulacaktır. Edirne Türk-Yunan-Bulgar Dostluk Grubu Derneği tarafından Uluslararası Sınırsız Dostluk Maratonu'nun ikincisi düzenlenecek. Yunanistan ve Türkiye topraklarında yapılacak maratona yaklaşık 1500 sporcunun katılması bekleniyor. Haydi Kemal. Evet, şimdi yok salalım ya. Bence o kadar. Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Sınırsız Dostluk Maratonu Edirne ve Yunanistan'ın Kastanyas kasabası arasında koşulacak. Etkinliğe katılanlardan pasaport istenmeyecek. Harikasınız ya. Maraton sayesinde iki ülke arasındaki sınırlar bir süreliğine de olsa kalkacak. Türk-Yunan-Bulgar Dostluk Grubu'nun organize ettiği maraton Uluslararası Atletizm Federasyonu Birliği tarafından 2015 yılı faaliyet raporuna alındı. Türk kriz çek. Evet, Türk-Yunan-Bulgar Dostluk Grubu Derneği Başkan Yardımcısı Önder Barlas, yaklaşık 1500 sporcunun katılması beklenen maratonda Edirne'de 3000 yerli ve yabancı turistin ağırlanacağını söyledi. Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan maratonun Edirne'nin tanıtımı için çok önemli olduğuna değinen Dernek Başkan Yardımcısı Barlas, maraton sayesinde Edirne'nin turizmine de katkı sağlayacaklarını belirtti. Bir sınırı vize ve pasaport olmaksızın koşarak geçecekler ve geri döneceklerdir. Yarış Selimiye Camii önünden başlayacak. Yunanistan'ın Kastanyas kasabasına giren atletler kilise etrafından dönüşlerini yaptıktan sonra parkuru Türk Atletizm Federasyonu tarafından belirlenen Edirne'deki tüm tarihi eserlerin etrafından koşarak hem kent tanıtımını sağlamak hem de halkın ilgisini spora yoğunlaştırmak amacıyla bir güzergah belirledik ve koşu Selimiye önünde tamamlanacak. Şu ana kadar yaklaşık 650 civarında başvuran atlet var, yerli ve yabancı. Toplam sayının yarış tarihine kadar 1500'e ulaşması bekleniyor. Yarışı düzenlememizdeki amaç kentin tanıtımına ve Türk turizmine bir miktar daha katkıda bulunabilmek. Avrupa Birliği bizim talebimiz olmadan geçen yıl birincisi düzenlendikten sonra organizasyonu görmüşler, incelemişler ve bizim talebimiz olmadan Avrupa Birliği'nin 2015 yılındaki yarış programını aldılar. Ve ilgili spor daireleri bunu tescil etti ve tüm dünyaya duyurdu. Sınırsız Dostluk Maratonu ile dünyanın gözünün Edirne'de olacağına vurgu yapan Başkan Yardımcısı Barlas, kente 3000 kadar yabancı turist beklediklerini sözlerine ekledi. Tamam, gelişse hadi. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim.